kavga, tartışma. Bu yönde bir çalışma yapıyor. Taca Beşiktaş çıkan maçla ilgili hala tartışıyor onlar. Taca çıkan. Değil mi? Tabii her şeyi çalışıyorlar. Evet. Bak. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? İlk haftalarda hayır, Evren Hoca değinmişken söyleyeyim. Yarın maçta kırmızı kart olma ihtimali %99. Yani çok büyük ihtimalle kırmızı kart olacak. Abi, hatta, hatta şunu da öngörebilirim. Maçın ilk dakikalarında bir takıma, kırmızı kart çıkabilir. Ve maçın sonucunu çok büyük etkiler maçın yani başında çıkacak olan kırmızı kart. Olmaz. İnşallah iyi oynayan takım kazanır. İnşallah burada yarın hakem konuşmayız. Ya hakem konuşmayalım. Hak eden kazansınlar. Benim derdim gereği o kırmızı kart kim olabilir. Yani, kazanır. Bariz gol şansından bir kırmızı kart olabilir. İşte şiddetli hareket ciddi faulli oyundan olabilir. Hani hakem haklı olabilir ama tabii maçın canım, başında görülecek olur. Bir kırmızı kart maçın seyrini değiştirir. Yarın kırmızı kart olacak. Yarın olacak. Kesin kırmızı kart olacak. Ve maçın başında olup maçın seyrini değiştirecek bir kırmızı kart olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Bugün Bayern Münih 4-0 kazandı. 12. dakikada bir futbolcu kırmızı kart gördü. İşte maçın seyri değişti. Ne oldu biliyor musun? Ondan sonra 4 gol attı. 4-0 kazandı. Ama Bayern Münih. Ama eksik kalan takım da bir şekilde kamçılanıyor. Öyle de değişebiliyor. O da Bayern Münih. Taktik değişiyor saha içerisinde. Geçen maçta biliyorsun 60 dakika Beşiktaş 10 kişi oynadı. Yendi Fenerbahçe'yi. Evet ya. 4-3 yendi. O eksik oyuncunun yerini tamamlamak için yani ekstra güç sarf maç ediyorlar. Bak maçın seyri olumlu ya da olumsuz illaki değişiyor. O yüzden yarın işte bilmiyorum Ertem'in söylediğini desteklemek gibi olmasın ama bence maçın başında görülebilecek bir kırmızı kart. Bu programın adı Algı Odası'dır abi. Algı değil bu. Evet, bu odaya, öngörü, algı odası öngörü odası. Algı odasına git. Neden? Algı odasına git. Sen yarın, siyah beyaz giydin bugün. Yarın bir şey söyleyeceğim sen. Sen siyah beyaz giydin. Yarın,